çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız, gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyinden herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün göndermiş olduğunuz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Vaktimiz el verdiği süre içerisinde. İlk mesajımız Elif Hanım'ın. Elif Hanım geçtiğimiz hafta şöyle bir mesaj göndermiş. Elektronik posta göndermiş. Hayırlı akşamlar hocam. Benim 26 aylık bir kızım var. Sizin de dile getirdiğiniz gibi benim de kızımla aramda inandığım gerçekten çok güçlü bir bağ var. Onunla her şeyi paylaşarak, anlatarak yapmaya çalıştım hep. Hala da o cırım cırım ağlarken sakin olup ona anlatmaya çalışan, tekrar tekrar açıklama yapan bir anneyim hocam. Artık ona yaşı itibariyle yetemeyeceğimi düşündüğüm için onu kreşe başlattım ama haftada 2 gün 9.30'dan 13.30'a kadar. Yakın arkadaşımızın çocuğu da onunla birlikte aynı kreşe gidiyor. Fakat önceden anneannesine bıraktığım ve hatta orada 5-6 saat kalan çocuğum artık anneannesiyle 1 saat bile durmuyor. Sonra anneme gideceğim diye ağlıyor. Babasıyla da bir yere gitmek istemiyor. Yine annem gelsin diyor. Acaba aramızdaki o bağdan mı hocam yoksa kreşten mi yanlış mı yapıyorum? Ben onu kimseye emanet etmedim. Annem haricinde hep beraberiz. Alt katta babaannesi oturuyor. Onunla da çok arası yok ama 10 yaşında bir amcası var. Onunla saatlerce oynar, beni aramaz. Ne yapmalıyım hocam? Kreşten almalı mıyım? Kreşe de getirince onunla içeri girip oyuna dalmasını bekliyorum. Ondan sonra gidiyorum. Birden bırakıp gitmiyorum. Lütfen hocam bana bir yol gösterin. Yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Yapacağım en küçük şeyin onun dünyasında nasıl bir yankı bulacağının farkındayım. Yardımlarınızı bekliyorum. Allah razı olsun diye yazmış Elif Hanım, 26 aylık bir aziz misafirin annesi. Şimdi Elif Hanım, benim anladığım kadarıyla 26 aylık kızınızı gerçekten evin içerisinde kendisi olabilmesi için, onun fıtratının gelişebilmesi için, duyarlılığının gelişebilmesi için, duygu dünyasının açılabilmesi için elinizden gelen annelik hassasiyetiyle kızınıza yaklaştığınız satırlarınızın arasında görülüyor. Ve bu duyarlılığı da bilinçli bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çocuğunuzun gelişim dönemini ve onun duygu dünyasının açılmasını, fıtratının gelişmesini, fıtratına dönük olarak bir eğitim sunmaya çalışıyorsunuz. Ancak bu arada 26 aylıkken bir kreş tecrübeniz olmuş. Şimdi şu satırların her birisine baktığımızda görülen o ki çocuğunuz kreşe uyum sağlayamamış. Eğer sadece değişiklik bu 26 aylık dönem içerisinde sadece değişiklik bir kreş oldu ve bu kreş haricinde hayatınızda önemli bir değişiklik olmadı ise o zaman şu satırların içerisinde bahsettiğiniz çocuğunuzun daha önce anneannesinde kaldığı halde şimdi anneannesinde dahi kalamaz bir vaziyete, babasıyla gittiği yerlere şimdi gidemez bir vaziyete dönmüş olması ve oradan da anneye doğru istek yöneltiyor olması çocuğunuzun şu anda duygusal olarak size ihtiyaç duyduğu bir durum oluşmuş. Ne zaman bu durum oluşur? Eğer çocuk kendisini bir yerde yetersiz hissederse, eğer çocuk kendisini bir yerde kaygılı hissederse, eğer çocuk herhangi bir şekliyle güven duygusuna zarar verildiğini hissederse, çocuk daha önce adım adım ayrılmaya çalıştığı annesine sanki bir yapışkan gibi tekrardan yapışmaya çalışır. Neden? Anneden güven almak için. Anneanneye tutundu, babaya tutundu, onlarla birlikte güzel dakikalar geçiriyordu önceden.
Ama şimdi onlardan dahi eğer anneye doğru yöneliyor ise ortada kaygı verici, çocuk açısından kaygı verici bir durum var demektir. Dolayısıyla eğer bu dönemde de sadece bir değişiklik, kreş değişikliği ise o zaman bu değişiklik çok işe yaramamış diyebiliriz Elif Hanım. Zaten 26 aylık bir bebeğin de bir çocuğun da kreşe gitmesi, her ne kadar 2 gün olsa da kreşe gitmesini efendim çok doğru bulmuyoruz. Eğer gidecekse bir oyun grubu şeklinde, belki siz kenarda beklerken arkadaşları orada oynar. Daha sonra işi bittiğinden sonra sizle birlikte tekrar evine gider. Orada bırakmak, orada sizin olmadığınız bir ortamda, kalabalık bir ortamda bırakmanız 26 aylık bir çocuk için doğru olmaz ki zaten bu doğru olmadığının şu anda da karşılığını yaşıyorsunuz. Ben kreşten alın diyemem tabii, o sizin kendi takdiriniz, ama birazcık daha belki olgunlaşmasını bekleyebilirsiniz. Esra Hanım'ın mesajı var. Esra Hanım şöyle sormuş. Selamun aleyküm hocam. Benim aklım çok karışık şu sıralarda, sizden yardım istiyorum. Ben atanamayan bir öğretmenim. 3 yaşında bir oğlum var. İlk evlendiğimde ücretli öğretmenlik yapıyordum. Hamilelik nedeniyle bıraktım. Oğlum 3 yaşına girene kadar onunla kalmak istedim. Şimdi 3 yaşında ben iş başvurularında bulunuyorum. Oğlumu kreşe verme konusunda tereddütlerim var. Yarı devlet olan kreşler hakkında çok şey duydum ve istemedim. Sıbyan mektebi düşündüm. Allah korkusu olan insanlar daha güzel davranırlar diye. Ama burada da dini eğitim konusu kafamı karıştırıyor. Çocuk 3 yaşında, programlarda bazı dualar, sünnetler, Esma-ül Hüsna anlamları ve ezberleri, yemek, tuvalet eğitimi gibi adaplar öğretiliyor. Ben de evde bazı şeyler öğretmeye çalışıyorum. Örneğin bir işe besmele ile başlamak, oturarak birkaç yudum su içmek, her şeye sağdan başlamak gibi. Ama sünnet bunlar diye anlatmıyorum daha. Namaza dururken yanıma oğlum seccadesini seriyor. O da gelip bir kıyam, bir secde yapıyor. Sadece ezan okundu diye yapıyor bunu. Detay anlatmıyorum. Alışkanlık kazandırmaya çalışıyorum. Benim yaptıklarım doğru mu? Oğlumu mektebe yollasam doğru olur mu? Ne yapmam gerekir? Acil cevabınızı bekliyorum diye yazmış Esra Hanım. Esra Hanım, sorunuzu anladım. Siz diyorsunuz ki ben çocuğuma kendi yaşamımı, kendi efendim kültürel, dini yaşamımı, kendi aile atmosferimi çocuğuma zorunluluk ve bir gereklilik ve bir efendim mecburiyet olarak anlatmıyorum. Ancak bu hali evimizde bir atmosfere çevirip evimizde dini bir yaşam atmosferi içerisinde çocuğumun da yaşaması için zemin hazırlıyorum. Bu doğru mu? Yoksa çocuğuma efendim Sıbyan Mektebi'nde olduğu gibi direkt olarak bunu neden yapması gerektiğini, bunun bir hadis olduğunu, bunun bir ayet olduğunu anlatarak mı yapmam gerekir diye iki öğretim şeklinden kendinize ait olanı doğru olup olmadığını soruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, sizin yaptığınız şey doğru. Neden? Çocuk bu yaşlarda, yani 3 yaşındayken evin içerisinde ne yaşanıyorsa, atmosfer neyse onu ruhuna sindirir. Hatta ben bir yazı okumuştum. O yazıda bir değerli hoca, ya şu soru soruluyor. Diyor ki, ne zaman namaz kılmaya başladığınızı hatırlıyor musunuz? O da şöyle bir cevap vermiş. Ben kendimi bildim bileli namaz kılıyorum. Ve yani neden namaz kıldığımı, niye namaz kıldığımı, ne zaman başladığımla ilgili bir bilgim yok. Çünkü evimizin içerisindeki atmosfer zaten buydu. Yani yürümek neyse namaz kılmak, o ezan okunur, namaz kılınır. Efendim yemek ne demek ise evin içerisinde sofra kuruluyor, yemek yeniliyor. Yemek ne ise namaz kılmak odur. Oturup bir kitap okumak, evin içerisinde bir atmosfer, bir haleti ruhiyeye, evin içerisindeki hakim bir hale çevrilirse çocuk ne zaman kitap okuduğunu da, kitap okumaya ne zaman başladığını da, kitap okuma alışkanlığına ne zaman başladığını da, efendim ne zaman bir ikram karşısında teşekkür etmeye başladığını da,
evin içerisinde çok nazik bir hanımefendi, genç kız oluşmuş da bu genç kız ne zamandan beri nezaket kurallarını öğrendiğini bilemediği gibi aynı şekilde o atmosfer kişiyi o haleti ruhiye içerisine, o kişilik içerisine sokar da çocuk farkına bile varmaz. Sizin yaptığınız şey doğru. Evinizin atmosferini eğer dini bir atmosfer haline getirmiş iseniz çocuk hiç farkına varmadan duasını da öğrenir, efendim sureleri de öğrenir, şiirleri de öğrenir, efendim namaz kılınmasını da öğrenir. Çünkü yaşam o. Onun haricinde eğer yaşamdan soyutlanarak çocuğa, 3 yaşındaki bir çocuğa bunun gereklilikleri anlatılmaya ve neden zorunlu olduklarıyla ilgili ve beklenti oluşturulmaya başlanırsa çocuk tepki gösterir ona. Siz eğer örneğin su içerken suyu aldınız ve yudum yudum içtiniz ve içerken de dudaklarınızdan boğazınıza doğru efendim akan o suyu hissede hissede içtiniz ve çocuk size baktı. Şu anda çocuğunuz aslında suyu hissetmesini öğreniyor. Kim öğretiyor? Siz direkt olarak değil ama indirekt olarak öğretiyorsunuz. Dolaylı olarak öğretiyorsunuz. Zira 3-4 yaşındaki çocuklar direkt olarak değil dolaylı olarak öğrenirler. Anne baba konuşurken nasıl konuşulacağını öğrenir. Baba yürürken nasıl yüründüğünü öğrenir. Efendim evin içerisinde bir takım aktiviteler olurken kendisine dönük olarak değil ama evin içerisindeki yaşam tarzını çocuk öylece edinir ve böylece aslında siz evin içerisinde kendi efendim hassasiyetlerinizi yaşarken farkına varmadan o yaştaki bir çocuğa da bunu edindirmiş olursunuz. Ha, çalışacağım bir devlet okuluna mı vereyim, efendim bir sıbyan mektebine mi vereyim ya da özel bir kreşe mi vereyim, nasıl bir tercih yapayım sorusunun cevabı şu: öğretmene verin. Sizin hassasiyetinizi çocuğa karşı duyarlı olan öğretmeni tercih etmeye çalışın. Sıbyan mektebine verdiniz, evet orada sizin değerlerinize denk gelen, aynı şekilde değerler içerisinde olan efendim kişiler var diye düşündünüz ama yani eğer orada dini hassasiyeti olduğu halde olabilir, çocuğa karşı hassas olmayan birisiyle denk gelirse o da doğru değil. Eğer bir devlet okuluna verdiniz ancak oradaki öğretmen oldukça duyarlı bir öğretmense ya da bir özel okula baktınız, özel okul zaten kendisi itibariyle de efendim çocuğa karşı duyarlılık oluşturmaya çalışan ve içerideki öğretmenleri itibariyle de çocuğa karşı duyarlılık oluşturan bir öğretmen varsa eğer, sizin tercihiniz daha ziyade öğretmeni seçerek olması lazım okul öncesinde. Efendim şurası mı olur grup halinde, burası mı olur sorusu doğru bir soru olmaz. Şu öğretmen olur ya da şu öğretmen olmaz diye bakmanız lazım efendim Esra Hanım. Emine Hanım'ın mesajı var sırada. Emine Hanım şöyle yazmış: selamünaleyküm hocam. 1 yaşında oğlum var. Çok hareketli ve sürekli dışarıya çıkıp yürümek istiyor. Topla oynamayı çok seviyor. Sürekli oynayayım istiyor. Oynuyorum ama nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bebeğim için ne yapmalıyım? Yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun diye yazmış Emine Hanım. Emine Hanım, 1 yaşındaki bir çocuğun artık içerisindeki duygular kıpır kıpır olmaya başladı, koşmaya başladı, yürümeye başladı, sevinç içerisinde ayağıyla topa vurmaya başladı, topun yuvarlanıp gittiği zaman peşinde efendim koşmalar başladı. Şu anda artık ruh kendi enerjisiyle birlikte var olmanın keyfini yaşıyor. Dolayısıyla sizin burada yapacağınız şey çok özel değil aslında, sadece şu: çocuğunuzun yanında var olacaksınız. Dudaklarınız tebessüm içerisinde olacak, onu uzaktan seyredeceksiniz. O size bakacak, annesinin kendi yanında ve kendisini efendim ruhen takip ediyor olduğunu hissedecek ve topun peşinde koşacak.
Siz hafif yanına geleceksiniz, tebessüm içerisinde onunla göz kontağı kuracaksınız ve onun topa vurmasını bekleyeceksiniz, onun düşmesini bekleyeceksiniz, onun koşmasını bekleyeceksiniz. Şu anda onun ihtiyacı olan şey sadece kendisine izin veren, kendisini tebessüm içerisinde seyreden ve yorulduğu ve acıktığı zaman kuzum diye kendisine davet eden bir anneye ihtiyaç var. Yoksa özel bir şeyler yapmanıza hiç gerek yok bu dönemde. Dışarı çıkmak istiyor, efendim koşmak istiyor. Evet, çocuğunuz isteğini dile getiriyor ve ihtiyacını dile getiriyor. Şu anda havalar da çok güzel. Sizin yapacağınız şey bebeğinizi elinden tutun. Merdivenlerden body 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 inerek onu tebessümle seyredin ve dışarıya çıkartıp efendim onun temiz hava içerisinde, güneşin içerisinde koşmasına zemin hazırlayın. Böylelikle çocuğunuzun efendim iç dünyası, duygu dünyası ne kadar coşar ise çocuğunuz o kadar gelişecek. Ha, ötesinde şunu da söyleyeyim. Ülkemiz D vitamini açısından oldukça zengin. Güneşten gelen D vitamini açısından oldukça zengin. Yurt dışında birçok ülkede şu güzelim güneş o ülkelere hep bulutların arkasından baktığı ve bir gri atmosfer oluşturduğu için yaz aylarında da dahil olmak üzere o ülkedeki çocuklar D vitaminini efendim hap şeklinde kullanıyorlar, damla şeklinde kullanıyorlar sütlerinin içerisine, sularının içerisine, ağızlarına damla diye damlatıyorlar. Güneşin efendim bizde doğal olarak verdiği D vitaminini. D vitamini de efendim kasların yapısında çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla siz aslında çocuğunuzu dışarıya çıkararak iki tane şeyi çocuğunuza sunmuş olacaksınız bir taraftan da baktığınızda. Nedir o? Çocuğunuzun kemik gelişimi için, çocuğunuzun fiziksel gelişimi için efendim bir enerji alacaksınız, vitamin alacaksınız. Çocuğunuz kısa bir pantolonla efendim bir tişört içerisinde bahçede koştukça aslında o vitamin alıyor. Güneşten D vitamini alıyor. Ne için? Kasları için. Öte taraftan bir başka bir şey daha veriyorsunuz çocuğunuza dışarıda temiz bir havada. Efendim çocuğunuz oksijen alarak beyin besinini yerine getiriyor. Beynini besliyor. Çocuk dışarıda ne kadar koşar ve ne kadar derin derin nefes alır ve ne kadar alıp oksijeni dışarıya verirse aslında yaptığı şey şu, beynini besliyor. Oksijen beyni besler. O yüzden sabah erken saatlerde özellikle dışarıya çıkmanızı tavsiye ederim. Ağaç ve ormanın olduğu yerde dışarıya çıkmanızı tavsiye ederim. Çünkü sabah saatlerinde henüz araçlar yola çıkmadığı, ortalık kalabalık olmadığı, o temiz oksijen tanelerini, gökte asılı duran o temiz temiz oksijen tanelerini henüz insanlar ciğerlerine çekmediği ve havada asılı olarak hala durduğu için sabah erken saatlerinde eğer çocuğunuzu çıkartırsanız egzoz gazıyla kirlenmemiş, fabrika dumanlarıyla kirlenmemiş olan oksijenleri çocuğunuzun almasını sağlayın. Bir ağacın etrafına gidin, yanına gidin. Kaldırın çocuğunuzu, o ağacın sağında solunda bulundurun ve o ağacın sabahın ilk saatlerinde verdiği oksijeni, havada asılı duran, zerre zerre asılı duran oksijenleri çocuğunuzun çekmesi için, içine doğru çekmesi için fırsat tanıyın. Çocuğun dışarıya çıkması sadece onun oynaması demek değildir. Allah öyle bir ihtiyaç doğuruyor ve o ihtiyaçla çocuk kendi fiziksel gelişimini ve zihinsel gelişimini aslında oluşturuyor. Anneye verdiği haber aslında o. Kemiklerimi geliştirmek, zihnimi geliştirmek istiyorum. Hadi dışarı çıkalım anne mesajı diye algılayabilirsiniz Emine Hanım çocuğunuzun dışarıya çıkma isteğini. Efendim Gül Hanım'ın mesajı var. Gül Hanım şöyle sormuş. Hocam bir tanıdığımın oğlu bir Kur'an kursuna gidiyor ama kurstaki hocaların tavırlarından hiç memnun değil. Siz bir programınızda Fatih'te hafız yetiştiren Salih Hoca'dan bahsetmiştiniz. Rica etsem nasıl ulaşırız, bize bilgi verebilir misiniz diye sormuş Gül Hanım. Gül Hanım tabii sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin değişik yerlerinde insan yetiştirmenin
ne kadar özel, ne kadar aziz olduğunu, bir çocuğa dini bilgiler aktarmanın ne kadar özel, ne kadar onun geleceğini değiştiren, bir insanın yaşamında ne kadar farklı bir hale büründüren şey olduğunu bilen birçok değerli hocalarımız var. Ki zaten yaz ayları da başladı. Her caminin içerisinde böylesi kıymetli, çocuğa karşı duyarlı, çocuğu karşısında gördüğünde tebessüm edici ve ona hoş geldin deyici ve o hoş geldinle birlikte karşısında oturan çocuğa karşı bir Akşemseddin gibi, bir Mevlana gibi. Çocuğa şu anda ben Kur'an öğretiyorum ve beni severse Kur'an'ı sever hassasiyeti içerisinde çocuğa karşı duyarlı olan birçok hocalarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Ben bir ara tanıştığım, kendisine çok saygı duyduğum, tanıştıktan sonra da çok değer verdiğim çocuğa karşı sadece kendisinin değil, kız kardeşleriyle de birlikte ve efendim kendi aile etrafıyla da birlikte çok kıymetli bulduğum ve insan yetiştirmenin ne kadar özel olduğunu kendi içerisinde fark etmiş olan bir Salih Hoca'dan bahsettim. Fatih'te tanımıştım kendisini. Fatih Camisi'ne, İstanbul'da Fatih Camisi'ne gider. Fatih Camisi'nin efendim türbedarlarını sorarsanız efendim orada size zannedersem yol göstereceklerdir. Ve umarım ki ülkemizdeki tüm şu anda Kur'an kursu işleten efendim ve camilerde çocuklara karşı din öğretmeye çalışan tüm hocalarımız bu hassasiyet içerisindedir değerli Gül Hanım. Efendim Songül Hanım'ın mesajı var. Songül Hanım şöyle sormuş. Hayırlı günler hocam. Benim yeğenim 18 aylık ve sürekli kafasını yere vuruyor. Annesi çalışıyor. Hemşire olduğu için nöbet tuttuğu günlerde tüm gün anneannesi veya babaannesinde kalıyor. Özellikle annesini görünce elini ağzına sokup kusma çabası içine giriyor. Sinirlenince veya istediği olmayınca veya hiçbir şey olmadan kafasını yere vuruyor. Yaklaşık bir aydır ise bu durum sıklaşmış durumda. Ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Yardımcı olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederim diye yazmış. Değerli Songül Hanım, şimdi 18 aylık bir çocuk eğer anneden ayrılmışsa ve gece nöbet, özellikle gece de anneyle birlikte olamıyorsa, evet şu andaki onun kriz nöbetleri, elini ağzına sokup annesini gördüğünde kusma davranışını sergiliyor olması, aslında şöyle algılayabilirsiniz: sana ihtiyacım var anne. Ve anneye bağlanma ihtiyacının, anneyle duygu dünyasını bütünleştirme ihtiyacının ve duygusal yoksunluğun bir tepkisi olarak görebilirsiniz. Bunu test etmenin yolu da şöyle: eğer anne bir süre çocuğun yanında kaldığında, yeğeninizin yanında kaldığında davranışları, bu davranışı bırakıyorsa, o zaman çocuğun ihtiyacı olan şey annenin bizatihi kendisi. Peki ne yapacağız o zaman? İşi mi bıraksın? Ha, orasını bilemem. Ama bana burada bir pedagog olarak belki söyleyecek şey şu olur: çocuğun ihtiyacı nedir diye soru sordunuz. Ben de o sorunun cevabını şu anda size söylüyorum. Çocuğun, böylesi davranış içerisinde olan bir çocuğun ihtiyacı annedir. Efendim Yusuf Bey'in bir sorusu var. Yusuf Bey'in sorusu da Songül Hanım'ın sorusunun bir başka versiyonu aslında. Şöyle, Yusuf Bey şöyle yazmış mesajını: hocam merhaba, arkadaşımın tavsiyesi üzerine size ulaşmaya çalıştım. Bizim 32 aylık bir kız çocuğumuz var. Annesi kamu kurumunda memur. Doğumdan sonra ilk 4 ay annesi, sonra halası 30. ayına kadar evde baktı. Halası evlenince biz de iyi bir kreşe verdik. Çocuk sabahleyin annesine "anne işe gitme" diyerek ağlıyor. Tabii annesi mecbur gidince bana "anneme götür" diye ben de ağlıyor. Ben de "tamam kızım" diyerek evden çıkıyoruz. Kreşin bulunduğu yere varınca tekrar ağlıyor. Bakıcısı alırken "babaya gideceğim" diye istiyor. Saat 17.20'de almaya gittiğimde baba gelmiş diyerek sevinçle yanıma geliyor. Hocasına kreşteki durumu sorduğumuzda ilk geldiğinde ağlıyor, sonra kahvaltısını yapıyor, faaliyetlere katılıyor diyor. Ayrılırken de hocasına "bay bay, yine geleceğim, kendine iyi bak" diyor. Eve geldiğinde hareketleri çok değişik, hiçbir şeyden memnun olmuyor,
çok hırçın, sinirlendiğinde kendi kolunu ısırıyor. Bazen biz de işten çok yorgun olarak eve geliyoruz. Cuma günü geldiğinde annesine iki gün işe gitmeyeceksin değil mi diyor. Cumartesi, pazar normal. Çocuğumuz annesine çok düşkün. Genelde kız çocuğu babaya düşkün derler ama galiba anne çalıştığı içindir diye düşünüyoruz. Durum böyle hocam. Ne yapmalıyız bilemiyoruz. Cevap verirseniz seviniriz. İyi çalışmalar diye yazmış değerli Yusuf Bey. Yusuf Bey, sizinki de tipik bir anne bağlanma sırasında yaşanılan kaygı problemi. Çocuk anneyle bağlanırken veya anneyle bağını çözerken eğer bağlandığı ya da bağlanmaya çalıştığı annesini kaybederse birdenbire çocuk panik yapar. Ayrılırken de yine öyle. Çocuklar hani hep diyoruz ya, 2 yaşına kadar anneyle bir bağlanma süreci yaşarlar. Örümcek gibi bir ağ örerler. Salınım yaparlar anneye doğru, ruhen, ten temasıyla, göz temasıyla, yanında bulunuyor olduğunun verdiği ruh temasıyla çocuk anneye karşı bir büyülü ağ örer ve anneyle kendisini bağlar. Annenin de kendisine bağlanmış olmasından dolayı da güven kazanır. Çocuk 2 yaşından sonra bu bağı ördükten sonra artık bağı yavaş yavaş da çözmeye başlar. Bu da 2 sene sürer, 4 yaşına gelinceye kadar. Çocuk böylelikle 2 yaşından sonra da güvenli bir ayrılma süreci yaşar. Eğer bu süreç içerisinde çocuk anne ile ihtiyacı ölçüsünde ve kaliteli bir şekilde etkileşim içerisine giriyorsa o zaman sorunsuz bir şekilde çocuk güçlü bir güven duygusuyla 4 yaşından sonra artık etrafa çakmak gibi gözlerle bakmaya başlar. Güven duygusu içerisindedir. Ancak bu bağlanma sırasında anneyi kaybederse, bağlanmadan ayrılmaya çocuk zorlanırsa ya da çocuk anneyle bağlanırken bir başkasına daha bağlanma ihtiyacı hissederse, anne ortadan kaybolur da anne ihtiyaçlarını karşılamaz da bir başkası çıkarsa, o da ortadan kaybolur, başka birisi olursa çocuk şaşkına döner. Ki biz buna çoklu bağlanma yahut da hiç bağlanamama sendromu diyoruz. Şimdi sizin durumunuz da 32 aylık bir çocuğun anneden ayrılmış olması bu sendromu beraberinde getirdiği satırlarınızın arasında görülüyor. Peki ne yapılabilir? Ben çok da çalışan anne gördüm. Bu anneler şöyle bir şey yapıyorlar ve enteresan oluyor. Çocukla bağlarını akşam oldukça yoğun bir şekilde kurmaya veya ayırmaya çalışıyorlar eğer 2 yaşını geçmişse. Eve geldiğinden itibaren çocuk tamamen anneyle oluyor ve çocuk anneyle her dakikasını, evdeki her dakikasını eğer verimli bir şekilde geçirebiliyor ve akşam da birlikte uzanıp uyuyabiliyorlar, birlikte yatabiliyorlar ise ve çocuk sabah annenin gidişini akşam vaktinde de geliş olarak algılayabiliyorsa ve annenin ayrılmasını el sallayarak, tebessüm ederek ve akşam gelişini de yine annenin alışı şekline dönüştürerek kreşten olacak olursa, o zaman burada yaşanılan kriz çok aşağıya düşüyor. Yani özetle söyleyecek olursam, evet çocuğunuz tam ayrılma döneminde, anneden ayrılma döneminde, bağlanma döneminde, özetle söyleyecek olursam, çocuğunuz tam 4 aylıkken yani anneye bağlanma dönemindeyken annenin ayrılmış olması onda kaygıyı oluşturmuş. Ve arkasından da bir başkasına bağlanırken daha sonra bir de kreşe gitmiş olması çocukta kimseye bağlanamıyor olduğunun verdiği bir kaygıyı beraberinde getirmiş. Ki zaten kendi diliyle de dile getiriyor. Annesi sabah giderken gitme diye ağlıyor. Annesi gidince size yapışıyor. Size yapıştığından itibaren siz de götürüyorsunuz, kreşe veriyorsunuz. Her ne kadar kreşte ilk başta ağlıyor, sonra da her şey yoluna giriyor diye söylenmiş olsa da aslında yoluna girmiyor. Orada vakit geçiriyor. Ama çocuğun içerisinde bir sıkıntı akşama kadar devam ediyor.
Bunun karşılığını nerede görüyorsunuz? Evde görüyorsunuz. Duygu dünyası oturmamış olan çocuk hırsından kolunu ısırıyor, hırsından sağa sola saldırıyor, anlamsız hareketler yapıyor. Bu tipik bir yoksunluk işareti. Ne yapılabilir? Akşam vaktinizi siz değil, annesi dolu dolu onunla geçirmeye çalışırsa, eğer çocuğunuzun kriz yüzdesi şu anda %80 ise, efendim %50'ye indirebilirsiniz. Çok daha yoğunlaşabilirse anne, belki %40'lara da indirebilir ve o kadarla da idare etmeye çalışırsınız Yusuf Bey. İbrahim Bey'in mesajı var sırada. İbrahim Bey şöyle yazmış: "Selam, ben İbrahim. 8 yaşında Zeynep Rana adında kız çocuğum hakkında sizden yardım istiyorum. Evde kendisinin yapması gereken işleri kesinlikle yapmak istemiyor. Aşırı derecede dikkat eksikliği var. Okulda dersler ile ilgili problemimiz var. Bugün çalışmıyor, yarın unutuyor. Yani isteksiz bir çalışma, bizim zorlamamızla çalıştığı için mi hemen unutuyor. Şu an yurt dışı görevi için Fransa'da bulunuyorum. Burada Fransız okuluna gidiyor. Tabii ki burada dil sorunu da bunlara eklendi. Daha çok üzülmeye başladık. Ne yapmalıyız? Sizden bize yardımcı olmanızı rica ediyorum." diye yazmış İbrahim Bey. İbrahim Bey, şimdi birincisi şu, hani odasını toplamıyor, dağınık, yapması gerekli olan görevleri yerine getirmiyor diye bir şikayetiniz var. İkincisi ise okulda ödevini yapmıyor ve okulla ilişiği çok fazla yok diye söylediğiniz iki şeyi birbirinden ayırt edin. Şöyle İbrahim Bey, 8 yaşındaki bir çocuktan değerli toplu olmasını beklemek, odasını toplamasını, çantasını toplamasını, kıyafetlerini toplamasını beklemek ve bu beklenti içerisinde çocuğa efendim belki de baskı kurmak yanlış bir beklenti olur. 8 yaşındaki bir çocuk, 9 yaşındaki bir çocuk, evet odasını toplayanlar vardır, güzel de olur ama bu bir anlam ifade etmez. 8 yaşındaki çocuk coşku doludur. Odasını zaten anne topluyorken, efendim evin içerisinde işler zaten yolundayken, efendim kendi odasını, eşyasını toplamak, eğer özel bir eğitim tarzıyla eğitmediyseniz, hani hep ben burada şundan bahsediyordum, derli toplu olmak önce alan kavramıyla alakalı. Çocuğun kendisine bir alan oluşturmasıyla alakalı. Eğer alan oluşturulmadı ise çocuk dağınıklığı ortaya çıkar. Artı alanın içerisinde çocuğa kendi alanının hakimiyeti verilmediyse ve bunların her birisi de bir eğitim süreci içerisinde çocuğa yaşattırılmadı ise, bir başka deyişle özel bir yöntem kullanmadı, yani bilinçli bir yöntem kullanmadı iseniz, genellikle 8 yaşındaki çocuk efendim dağınıktır. Onun efendim derslerindeki başarısızlıkla, efendim bunu ödevlerini yapmamasıyla bunu eşleştirmeyin. Çünkü sizin sorununuz aslında Fransa'da olmanızdan kaynaklanan muhtemelen dil sorunu. Çocuk dilini anlamadığı bir ödevi nasıl yapsın İbrahim Bey? Çocuk dilini anlamadığı bir konuyu nasıl öğrensin? Siz belki ilk yapacağınız şey çocuğunuzun dil öğrenmesi için yoğun bir çaba içerisine girin. Bırakın şimdi ortalık değerli toplu olmasını, odasını, modasını vesairesini. Hayır, şu anda sizin ilk yapacağınız şey dil, dil öğrenmesi. Nasıl yapacaksınız? Çocuk ne kadar Fransızca konuşulan ortamlardaysa, efendim Türklerle birlikte oldukça, Türkçe konuşanlarla birlikte oldukça dil öğrenmesi zor olur. Hayır, Fransızca konuşulması lazım. Eğer sizin varsa, eğer eşinizin varsa, eğer komşunuzun varsa, eğer arkadaşlarınızın, eşinizin, dostunuzun varsa Fransızca tecrübesi, onlarla yan yana olmasında ve indirek olarak, dolaylı olarak dili duymasında onun konuşmasına büyük katkı olacaktır. Dolayısıyla siz değerli toplu değil ve derslerinde başarısız dediğiniz şeyde bir öncelik sıralaması yapın ve bu öncelik içerisinde dil öğrenmesini öne çekin. Efendim Rukiye Hanım'ın mesajı var. Rukiye Hanım şöyle yazmış: "Ben Hollanda'dan Rukiye, bir tane 5 yaşında oğlum var ve yeni doğmuş kızım var.
Sizin kitaplarınızı okuyorum ve radyoda dinliyorum. Fakat bir problemim var, onu çözemedim. Sorun şudur. Oğlum bugün okulda bir tane çocuk tarafından soyulduğunu ve genital bölgesine ellendiğini söyledi. Ona doğru söyle ve kızmayacağım dedim. Daha sonra öğretmenini aradım ve ona böyle bir şey olduğunu söyledim. O da bana hayır öyle bir şey olmadı çünkü oğlunuz o kişiyle bugün hiç karşılaşmadı ve oynamadı dedi. Sonra oğluma dedim doğru konuş yoksa kesinlikle kızarım. Sonra anlattı dün olduğunu söyledi. Bizim okuldaki oyun parkında olduğunu söyledi ve çocuklar kendisini soymak istemiş ve oğlum da izin vermiş. Ben sinirimden ağladım, bağırdım, ne yapacağımı şaşırdım. Oğluma sürekli anlatırdım, günahtır bakmak diye. Bir de kimse senin hiçbir özel bölgeni ellemeyecek diye anlatırdım. Ona güvenmiştim, şimdi güvenim gitti, çok da üzüldüm. Oğlum birisi yaramazlık yaparsa veya pis bir şey yaparsa sen yapma diye her zaman uyarırdım. Hocam şimdi ne yapmam lazım? Doğru olarak oğluma nasıl bu konuyu konuşmam lazım? Onun bir daha böyle bir işe girmemesi için ne yapmam lazım? Acil cevap verirseniz çok sevinirim diye yazmış Rukiye Hanım. Şimdi Rukiye Hanım bir kere hani kriz geçirmenize, bağırıp çağırmanıza ve çocuğunuzu efendim zor durumda bırakmanıza gerek yok. Çünkü çok defa çocuklar yaşadıkları bu olaydan daha çok anne babasının kendisine gösterdiği tavırdan aslında zarara uğruyorlar. Eğer çocuk dışarıda arkadaşı tarafından bir şekliyle zarara uğratıldı ise, bu bir zararsa, bu bir birim zarar ise, siz evde ona bağırarak, çağırarak, sinir krizi geçirerek aslında onun uğradığı bir zararı siz 10 zarara ve bir hatıraya dönüştürüyorsunuz. Bu bağırışla, bu çağırışla, bu kriz anıyla. Çocuk yarın 10 yaşına geldiğinde belki ne yaşadığını dahi hatırlamayacakken hatırladığı bir şey olacak. Annenin evin içerisinde bir kriz geçirdiğini, bağırdığını, çağırdığını hatırlayacak. Ve bu bağırış çağırışlarla birlikte kendisini habire zorlayacak. Ne olmuştu da annem böyle kriz geçirdi? Ben çok kötü bir şey yapmıştım diye aslında belki de kendi zihni içerisinde tutamayacağı, kendi zihniyle birlikte aslında hatırlamayacağı bir şeyi siz kalıcı hale getirirsiniz. Olur mu böyle bir şey? Olur mu? Evet, çok üzüldünüz, çok yıprandınız ama terbiyeci akıllı olması lazım. Çocuk eğiten kişi akıllı olması lazım. Duygularına güç kuvvet yetiyor olması lazım. Yoksa eğer ben bağırdım, çağırdım, duygularıma yenik düştüm ve çocuğumu bir uğradığı zarardan ona çıkarttım. İyi bir şey mi yapmış olurum? Hayır. Evet, annelik hassasiyeti belki de sizi birdenbire telaşa sokmuş olsa da tavır bu olmayacak. Bu bir. İkincisi, 5 yaşındaki çocuk ne anlasın ki günahtan? Bir başkasının işte şurasına bakmak günah. Yazık, çocuğunuzu böyle ezersiniz. Dinden kovutursunuz, soğutursunuz. Çocuk henüz Allah'ı bilmiyor. Çocuk henüz günah nedir onu bilmiyor. Sevap nedir onu bilmiyor. Bu yaşlardaki çocuklar neyin doğru neyin yanlış olduğunu sadece hislerle hissederler ve etraftaki kişilerin yaşam tarzıyla tarzlanarak aslında nasıl yaşaması, nasıl olması gerektiğini öğrenirler. Dolayısıyla bu yaştaki bir çocuğa günahla korkutmak, efendim bir takım tehditlerle korkutmak, her ne kadar onları sizin istediğiniz davranışlardan alıkoyuyor olsa da bu davranışlar çocuk için bir içselleşme süreci hazırlamaz. Edinmez, öğrenmez, bunu bir hayat tarzı haline getirmez. Daha da ötesinde çocuk oraya karşı merak duyar. Peki ne yapmam lazım hocam? Böylesi de bir durum var karşımızda. Ya da çocuklarımıza efendim bu türlü bilgileri, cinsel bilgileri ya da kendisinin zarara uğratılmaması için nasıl bir yöntem takip etsek? İşte orada dönüyor, dolaşıyor. Allah'ım diyorum, şu ne kadar güzel, bizim kendi kültürel değerlerimiz içerisinde var olmuş olan şu eğitim nasıl kalkmış? Hangi eğitim? Mahremiyet eğitimi. Anne babalar bugün çok şeyi çok iyi biliyorlar ama bir şeyi bilmiyorlar. Bir şeyi eksik biliyorlar. Mahremiyet eğitimi. Mahremiyet eğitimi nedir değerli hocam? Şudur.
çocuk kendi bedenine saygı duyulan, kendi bedenine zarar verilecek olan bir şeyi günahtan dolayı efendim ya da işte korkudan ya da cezadan dolayı değil, 5 yaşındaki bir çocuk, 6 yaşındaki bir çocuk ya neyden dolayı kendisini korur? Histen dolayı, his. Birisi kendi elbisesini çıkartacak olmuş olsa çocuğun içerisinde oluşan his çocuğun tepki vermesine sebep olur. Çocuk eğer bir odanın içerisindeyken, üstünü değiştirirken, eğer birisi onun yanına gelecek olmuş olsa, daha 5 yaşında da olmuş olsa çocuk birden tepki gösterir, kendi bedenine dokundurmaz. Lavaboda, tuvalette, yalnızken eğer içeriye birisi girecek olmuş olsa çocuk 5 yaşında da olsa, 4 yaşında da olsa, 6 yaşında da olsa birden tepki verir. Neye tepki verir? Çocuk neye tepki verdiğini de bilmez. Ancak kendisi içerisinde hissettiği bir histen dolayı kendisine dokundurmaz. Biz buna temel davranış refleksi diyoruz. Yoksa çocuğa şöyle yaparsan günah olur, böyle yaparsan sevap olur diye 5 yaşındaki bir çocuğa öğretmeye kalkarsanız çocuk nereden bilsin ki bunları? Hisle hislenmesi lazım. Bu mahremiyet eğitimidir. Mahremiyet eğitiminin ne olduğuyla ilgili efendim bir şeyler okumak istiyorsanız da bu konuyla ilgili yazılmış olan kitap var. Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi Labirent isimli kitap var. Tavsiye ederim bu kitapta. Çocuğunuza bu hissi kazandırmak için ne yapmanız lazım? Tuvalette ne yapmanız lazım? Efendim oturma odasında ne yapmanız lazım? Banyo yaptırırken nasıl yapmanız lazım? Elbisesini giyer çıkartırken nasıl yapmanız lazım? Evin içerisinde öperken pipisi poposu sağı solu diye öperken doğru mu yapıyorsunuz, yanlış mı yapıyorsunuz? Kalabalıklar içerisindeyken çocuğun altını üstünü değiştirmek doğru mudur, yanlış mıdır? Tüm bunların her birisini efendim görebileceğiniz bir kitap, tavsiye ederim. Bu kitabı mutlaka gözden geçirmenizi efendim. Bunun ötesinde bir şey daha söylemek istiyorum. Özellikle okul öncesi dönemde çocukların gittiği kreşlerde, yuvalarda çocuklar yan yana oturuyorlar. Gördüğüm zaman çok içim yanıyor, kanıyor içim. 3 yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk küçücük efendim tuvalete oturmuş. Yanındakine bakıyor, o ona bakıyor, o ona bakıyor. Yan yana arada hiç bölme olmadan çocuklar tuvalette birbirlerini seyrederek tuvaletlerini yapıyorlar. Bu insana bir saygısızlıktır. Çocuğun gelişim dönemine vurulan bir baltadır. Efendim çocuklar birbirlerini görerek böylelikle merak duygularını gideriyorlar. Ya nasıl gidersin mübarek? Yani o ona baktığı zaman bir bakıyor ki bu nereden çıktı? Sende niye böyle bir şey var? Dediği zaman merakı mı giderilmiş olur? Yoksa iyice merak eder bakmak mı ister? Sende bu niye var, bende bu niye yok diye çocuklar birbirlerini gördükçe ve birbirlerine karşı savunmaz halde durdukça çocuklarda iyilik mi yapmış olursunuz, kötülük mü yapmış olursunuz? Çocuk aziz bir misafirdir ve çocuğun içerisinde aziz bir ruh vardır. O ruh yetişmesi lazım, o ruh mahremiyet hissiyle hislenmesi lazım. Onun için nasıl ki siz efendim tuvalet ihtiyacınızı giderirken dar bir alan içerisine giriyor, kendinizi herkesten sakınıyorsanız, çocuğun da aynı hisle hislenebilmesi için aynı saygın ortamı çocuğa da oluşturmak lazım. Yoksa birbirlerini görsünler de merak duygusu giderilsin diye bir mantık, bir pedagojik olarak gerçek olamaz. Neden? Merakını gidermek yerine daha çok merak ettirir çocukları birbirlerine karşı. İki, mahremiyet hissinin oluşmasına engel olur. Efendim, bugünlük bu kadar idi. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "Çocuk deyip geçmeyin." diye seslenin.